Merhaba arkadaşlar, ben Eternal. Bir video rehberle daha karşınızdayız. Bugün Caner'le birlikte PB üyeliği nasıl oluşturulur, yeni üyelik sistemi nasıl işliyor ve bilmemiz gerekenler nedir? Bunlara değineceğiz Caner'le birlikte. Caner hoş geldin abi, nasılsın, iyisin? Hoş bulduk. İdare ediyoruz Faruk. Sen nasılsın? Ben iyiyim, teşekkür ederim. İstersen hemen başlayalım abi. Olur. Caner, ilk olarak PB'ye nedir? PBA, Public Beta Environment, Türkçesiyle açık beta ortamı demek. Peki PBA sonuçlarına kayıt olmak istiyor birisi. Şartlar neler? Kayıt için nasıl bir yol izlemeli? İlk olarak yeni sistemde nasıl başvurulur onu konuşalım. AB Batı A West, ABD A North East veya Kuzey Amerika NA sunucularından herhangi birinde hesabınız olması gerekiyor kayıt olmak için, başvurmak için. Tam üstüne bastım. Bu 3 sunucudan birisinde hesabımız olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2013 itibariyle referans sistemine geçildi ve yeni sistemde mevcut, yani EUNE ve NA sunucularından birisindeki mevcut hesabımızı PBA'ye referans olarak gösteriyoruz ve başvuru gönderiyoruz bu şekilde. Maalesef başka bir opsiyon da kalmadı. Şimdi PBA sunucusuna başvuru yapacağım. Yalnız bir noktaya değinmek istiyorum. Bazı kaynaklarda 30. seviye olmak veya hesabınızda hiç ban yememek gibi bir şart olduğunu söylemişler. Böyle bir şey yok. 30 level olduğunuz takdirde, 30 level olmasanız bile bir levelda hesap açtığınız takdirde başvuru yapabilirsiniz. Hesabınız ceza almış olsa da. Böyle bir Aynen, engel yok önünüzde. aynen öyle. Seviye sınırı yok hiçbir şekilde. Her seviyeden tester'a ihtiyaç var bu doğrultuda. Eski sistemde her ayın 1, 2 ve 3. günlerinde üyelikler açılıyor ve herkes o günlerde belli günler arasında üyelik başvurusu yapabiliyordu. Şimdi PB'ye başvurumu yolladım. Burada dikkat etmeniz gereken şey, şu anda bulunduğum site AB Batı sunucusu için geçerli. Dilerseniz bunu NA ve EUN olarak değiştirebilirsiniz. Burada referans vereceğiniz sistemin hangi sunucuda barındırıldığı önemli olan, NA'de yer alıyorsa sunucunuz, burayı NA yazıp o siteden giriş yapacaksınız. Buradan login deyip öyle başvuru yollayacaksınız. Şu anda bekleme aşamasında başvurum. Daha sonra eğer başvurum kabul edilirse hesap oluşturmaya, ardından da oyun silent'ını, PBA sunucusu silent'ını 4. aşamadan temin edeceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken, hesabınızın, referans verdiğiniz hesabınızın e-mail adresini sık sık kontrol etmeniz gerekiyor. Riot size başvurun kabul edildi, gel ve üyeliğini oluştur şeklinde bir bildirim yapacak ve siz bu sayfaya uğrayıp üyelik oluşturacaksınız. Bir de şöyle bir şey var. Her ne kadar Riot alış şeylerini açıklamasa da şeylerini, statülerini yani nelere göre aldığını tahmin edebiliyoruz bazı şeyleri. Hesabınızın ceza yemesi her ne kadar başvurmanız önünde bir engel olmasa da adamların kabul etmesi konusunda, Riot'un sizi kabul etmesi konusunda bir etki olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca mesela mid karakteri çıkacaksa ve sizin de maininiz midse sizin jungle mainli bir adama karşı daha avantajlı konumda olduğunuzu düşünüyoruz. Bu tür yenilikler olduğunda alımlar zaten artıyor. Evet, kesinlikle katılıyorum söylediklerine. Hatta hatırlamışken bir konuya bahsetmek istiyorum, değinmek istiyorum. 2013'te üyelik sistemi yenilendiğinde hali hazırda inaktifliğini koruyan hesapların tamamı kalıcı bir süre kapatılmıştı. Artık hiçbir şekilde PB sunucusunda tester olmaya devam edemiyorlar. Söylediğin üzere senin de böyle bir şeyin var galiba. Aynen benim de daha önceden sahip olduğum bir PBA hesabı inaktif olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Evet, Böyle bir kayıp yaşadık. üzgünüz. Burada duygusal fon müziği girsin. Kesinlikle. Peki Caner, biliyorsun PBA Türk YouTube kanalı olarak takipçilerimiz için birçok PBA içeriği üretiyoruz. Senin de dikkatini çekmiştir. PBA'de çok yüksek ping değerlerimiz var, Türkiye'den bağlandığımız için. Peki neden PBA'de olağan dışı bir pinge sahibiz? PBA'de neler oluyor? İstersen bir arkadaşları aydınlatalım. Buyur. Tabii bu konuda aydınlatalım arkadaşları. PBA sunucusu Los Angeles, Kaliforniya civarında yer alıyor. Riot'un dediğine göre diğer sunuculardan daha az kapasiteye sahip. Riot'un kalbine daha yakın olması onların işini kolaylaştırıyormuş. Bu sebepten Kuzey Amerika'ya daha yakın sunucular. Aynı zamanda NA sunucusuna yakınsanız, orada pinginiz azsa PBA'de de durum aynı şekilde az pingli olacaktır. Yüksekse ama PBA'de düşük bir ping beklemeyin. Evet, PBA güncellemeleri gelirken
onlara yakın bir konumda yer alması sunucunun onların açısından daha kolay olduğu gerekçesiyle böyle bir yol izliyorlar. Bu çok açıklayıcı oldu. Teşekkürler. Şimdi üyelik başvurusu yaptıktan sonra bilmeniz gerekenlere değinelim kısaca. Gözü açık ve kararlı testerların her birkaç haftada kabul ettiklerini söylüyor Riot Games. Bazı kriterlere göre üyelik kabul ediyorlar. Açıklamadıkları için tam net bilemiyoruz ama Caner de bununla ilgili düşüncelerini, tespitlerini önceki dakikalarda dile getirmişti. Uzun süre role yani uzun süre bekleyip kabul edilmediyseniz ümidinizi kesmeyin de hala umut var sizler için. Eklemek istediğim bir şey var mı Caner? PB ile ilgili. Hayır yok Faruk. Peki o zaman izlediğiniz için teşekkürler. PB Türkiye YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.